Merhabalar, bugün çok güzel bir kitap hakkında konuşacağız. Son zamanlarda ismini mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de yakın zamanda bitirdim ve gerçekten kitabı çok sevdim. Değiştirilmiş Karbon. Richard Morgan'ın yazdığı bir üçlemenin ilk kitabı aslında bu. Kitap aslında yeni değil, 2002 yılında yazılmış fakat Türkçe baskısı yeni çıktı ve gerçekten ben kitaba bayıldım. Değiştirilmiş Karbon ismi aslında ben Netflix sayesinde biraz duyanlardanım çünkü çok büyük bütçeli bir dizisi geldi. Hatta daha yeni çıktı dizisi. Çok fazla reklamı yapılıyordu ve gerçekten çok merak etmiştim. Çünkü ciddi bir şekilde Blade Runner havasını sezebiliyordunuz ki gerçekten de öyle. Hani belli dizisi zaten çok fazla konuşulacak. O yüzden dizi çıkmadan önce mutlaka kitabını okumak istedim ve sizlere de böyle yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü çok güzel bir kitap var elimizde. Ben Blade Runner'a bayılan biri olarak bu kitapta birazcık Blade Runner esintisi gördüğüm için belki sevmiş olabilirim. Evet, bu esintileri kesinlikle taşıyor. Ama kitap bir cyberpunk evrende geçmesine rağmen Blade Runner'dan çok daha farklı bir konusu olduğunu söyleyebilirim. Hatta polisiye ağırlıklı bir kitap bile diyebilirim Değiştirilmiş Karbon için. Şimdi birazcık kitabın geçtiği dünyadan bahsetmek istiyorum. Romanda 26. yüzyıldayız ve insanlar sadece dünyada değil, farklı gezegenlerde hatta galaksilerde bile yaşam kurmuşlar. İnsanların yerleşim kurduğu bütün bu gezegenlerde Birleşmiş Milletler'in yönetimi söz konusu. Aslında tek bir yönetim altında insanoğlu birleşmiş diyebiliriz. Ortak para birimi kullanılıyor örneğin. Ama bu gezegenleri şöyle düşünün. Artık gezegenlerdeki yaşamlar birkaç nesil boyunca sürmüş. O yüzden hani binlerce ışık yılı uzaktaki bir gezegene öyle bedenen kolay bir şekilde gidip gelemiyorsunuz. Yani belki de yaşadığınız gezegene hiç çıkmadan doğuyorsunuz, büyüyorsunuz ve ölüyorsunuz o şekilde. Gayet aslında farklı kültürler oluşmuş bu şekilde. Hatta bunu ana karakterimizin isminden de anlayabilirsiniz. Çünkü ismi Takashi Kaveş, yani Japonca bir adı var ve Doğu Avrupa dillerinden gelen bir soy ismi var. Çünkü mesela onun gezegenini Japonlar teknolojiyle kurmuşlar, koloni haline getirmişler ve burada daha çok Doğu Avrupa iş gücünü kullanmışlar. Bu yüzden bu iki milletin karıştığı bir kültür oluşmuş. İsminden de anlayabileceğiniz gibi. Kitabın geçtiği dünyada öyle bir teknolojik gelişme var ki aslında kitabın temel taşını oluşturuyor. O da kılıf denilen teknoloji. İnsanlar bilinçlerini bir disk içerisinde saklamayı başarıyorlar ve bunu yeni bedenlere aktarabiliyorlar. Yani aslında bedenen ölmeniz öldüğünüz anlamına gelmiyor. Gerçek ölüm anlamına gelmiyor. Çünkü belleğiniz yaşayabiliyor. Veri olarak saklanabiliyor. Ve başka bir bedende tekrar yaşamınızı sürdürmeye devam edebiliyorsunuz. O yüzden bir anlamda insanlar ölümsüzlüğe kavuşmuş diyebiliriz. Dolayısıyla insanlar yaşıyor bu hayatı. Çünkü bazıları 200-300 yıl bile yaşayabiliyor. Paranız ne kadarsa o kadar güzel bedenlere sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki bu dünyada da sınıf ayrımı var. Hatta çok fazla var. Çok belirgin bir şekilde var. Mesela bedeniniz öldü. Size yeni bir bedene aktaracaklar. Eğer paranız yoksa sigortanın size karşıladığı beden neyse onun içinde kendinizi buluyorsunuz. Yani SSK'ya bağlı birazcık. Ama paranız varsa istediğiniz bedene kavuşabilirsiniz. Hatta kitabımızın bir diğer ana karakteri olan Bancroft gibi inanılmaz zenginseniz kendi bedeninizin klonunu yaptırıp öldüğünüzde yine kendi bedeninizde bile yaşamınızı sürdürmeye devam edebiliyorsunuz. Kitabımızın geçtiği evren böyle bir evren. Esas olay da Takashi Kovacs karakteri etrafında dönüyor aslında. Kendi gezegeninde bir işler karıştırıyor. İllegal bir şeylere bulaşıyor ki kendisi eski bir Birleşmiş Milletler askeri. Hapis cezası da tabii ki bedensel olmuyor. Sizin bilinciniz zaten bir disk gibi bir şeyde. Onu veri bankasına saklıyorlar ve orada mesela 200 yıl hapis cezası görebiliyorsunuz. Bu şekilde işliyor sistem. Takashi de böyle bir cezaya mahkum ediliyor. Bu Bancroft dediğim aşırı zengin adam Takashi'nin verilerini alıyor, onu yeni bir bedene kavuşturuyor ve kendisi için çalışmaya ikna ediyor. Takashi çok yetenekli ve eski asker ve aynı zamanda pek çok özel eğitime sahip birisi olduğu için onu bir anlamda dedektif gibi tutuyor bu adam parayla. Diyor ki benim istediğim şeyi yapacaksın. Yoksa istersen hapis cezan devam edebilirsin diyor. Takashi de dolayısıyla bu teklifi kabul ediyor ve bu teklif bir cinayeti çözme teklifi aslında. Bancroft kimin cinayetini çözmeye çalışıyor derseniz eğer kendi cinayeti. Çünkü Bancroft'un bedeni kısa bir süre önce ölmüş, yeni bedeninde yaşamış ama kısa bir hafıza kaybı yaşadığı için çeşitli sebeplerle onları da anlatmayayım artık kitabı okuyunca görürsünüz.
Bu davayı çözmeye çalışıyor. Çünkü polise göre Bancroft'un intihar ettiği düşünülüyor. Çünkü başka hiçbir şekilde delil yok. Ama Bancroft diyor ki hayır, intihar etmiş olamam, bu mümkün değil. Madem polis bu davayı çözemiyor, sen çözeceksin diyor. Ve dolayısıyla değiştirilmiş karbon aslında bu cyberpunk evrende geçen bir polisiye romana dönüşüyor. Ve gerçekten çok gizem duygusuna sahip, çok merakla okuyacağınız bir kitap haline geliyor. Eğer bilim kurgu seviyorsanız, üstüne bir de polisiye de seviyorsanız, bence kesinlikle değiştirilmiş karbonu okumalısınız. Hatta bu türlere ısınmanızı sağlayacak bir kitap da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok akıcı bir şekilde okuyabileceğiniz bir kitap diye düşünüyorum. Hikayesi çünkü çok meraklandırıyor sizi. Olayları nasıl sonuca varacağını çok merak ederek okuyorsun. Şunu söyleyeyim, bu kitap daha çok konuşulacak. Çünkü dizinin de dediğim gibi çok fazla ses getireceğini düşünüyorum. Ama fragmandan anladığım kadarıyla her ne kadar böyle çok büyük bütçeli bir yapım olduğu belli olsa da kitapla arasında çok fazla değişiklik fragmandan bile sezilebiliyor. O yüzden bence önce kesinlikle kitabı okumalısınız diye düşünüyorum. Çünkü dizi birazcık bende endişe yarattı. O yüzden kitabı önceden okumuş olmak benim için çok güzel oldu. Şimdi dizisine başlayacağım. Ben bu kitapta hem yansıtılan evreni çok sevdim. O evrendeki pek çok detayı çok fazla sevdim. Çok güzel buldum. Örneğin teknoloji almış başını gitmiş. Aslında işte Birleşmiş Milletler Hükümeti'nin yönetimi var ama aynı zamanda çok fazla, çok net bir şekilde sınıf ayrımı olduğunu görüyoruz. Yani net bir şekilde bir distopya da var karşımızda. Kitap aynı zamanda size şunları sorgulatıyor. Ölümsüzlük belli bir noktadan sonra gerçekten istenen bir şey mi? Sürekli ister misiniz bunu? Örneğin Bancroft karakteri adam yaşıyor yani. 350 yıldır yaşıyor böyle. USB'ye yedeğini falan attırmış. Öyle bir şekilde yaşıyor ama her şeye sahip. Birazcık bunu da sorgulatıyor size. Hani bu acaba gerçekten istenilecek bir durum mu gibi bir sorgulamaya itiyor. En önemlisi kendiniz olabilmeniz için kendi belleğiniz yeterli midir değil midir? Bunu da sorgulatıyor. Çünkü kılıf olarak kullandığınız bedenin bedensel özelliklerini de kapmaya başlayabiliyorsunuz. Örneğin kas hafızası olabiliyor veya önceki bedeninizde sigara kullanmıyorsanız ama kılıf aldığınız beden sigara içen birinin bedeni ise ister istemez bedeniniz o nikotini aramaya başlıyor. Buradan da aslında bir makinen ruhunuzu kurtarabilir mi sorusunu soruyor kitap bizlere. Mesela romanda 26. yüzyılda bile buna da karşı çıkan Katoliklerin olduğunu görüyoruz. Çünkü bunun çok büyük bir günah olduğunu düşünüyorlar. İşte ölen ruhu serbest bırakmaya, özgür bırakmanın gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden tamamen bu kılıf olayına karşılar. Özetlemek gerekirse ben değiştirilmiş karbonu gerçekten çok beğendim. Çok büyük bir keyifle okudum. Mutlaka okumanızı öneriyorum. Siz de okuyun ki diziyi de izlediğinizde kitap ve dizi karşılaştırmasını birlikte yapabilirim. Bunun hakkında konuşmayı çok isterim. Tabii ki de içinizden birine bir tane değiştirilmiş karbon hediye etmek istiyorum. Eğer değiştirilmiş karbon kitabından kazanma şansı elde etmek isterseniz yapmanız gereken tek şey bu videonun altına yorum olarak bir makine ruhunuzu kurtarabilir mi yazmanız. Bu şekilde çekilişe katılmış olduğunuzu anlayacağım. Bütün detayları yine her zaman olduğu gibi videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.